Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Nisan 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Nisan sizin için çok önemli bir ay. Bu ay burcunuzda bir dolunay meydana gelecek. 1 Nisan'da Koç burcunda doğacak yeni ayla başlıyoruz Nisan ayına. 11 derece Koç burcu yeni ayı 7. evinizde doğuyor. Mars yönetimindeki bir yeni ay ve Mars 5. evinizde ilerlemekte. İlişkiler, aşk, partner konularında önemli etkiler barındırıyor. Bu yeni ayla beraber yeni tanışmalar olabileceği gibi süregelen ilişkilerinizde evlilik gibi bazı kararlar almanız, bazı teklifler almanız, hatta bazı işbirlikleri, ortaklıklar kurmanız, bununla ilgili planlar yapmanız mümkün. Süregelen ilişkilerinizde de eşinizle ilgili belki çocuk sahibi olmak gibi bir karar vereceksiniz. Ya da bazı çocuklarınız varsa onlarla ilgili hani birlikte vereceğiniz sorunları çözmek adına bazı konuları konuşmanız, tartışmanız, birlikte bir yol haritası belirlemeniz mümkün. İlişkileriniz sorunluysa hani bunları çözmek adına, şifalandırmak adına tabii ki yeni yollar arayabilirsiniz ve bu yeni ay size yeni olasılıkları gündeme getirebilir. Yeni ay sırasında Merkür ve Şiron birleşimi çözüm yollarını, fikirlerini, düşüncelerini de hayatımıza taşıyacak gibi görünüyor. Mars'tan destek almanız aslında enerjinizi, motivasyonunuzu arttırıyor, cesaretinizi arttırıyor. Bu iyileşmeleri, bu atılması gereken adımları daha rahat hayatınıza dahil edebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Sizin için çok güçlü bir yeni ay. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 11 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay birebir hayatınızda daha tesirli olabilir, daha etkili olabilir. Ay ortasına kadar olan süreçte yeni ay enerjileri de zaten günlük hayatımızda kendini hissettirmeye devam edecek. Ayın 5'inde, 5 Nisan'da Mars ve Satürn'ün Kova burcunda güçlü bir kavuşumu var. Kıranın Nasen denilen sert bir gezegen kombinasyonu, kolektif alanda yani toplumsal alanlarda aslında baskıları, biraz daha olumsuz ve zorlayıcı olayları tetikleyebilen, savaş enerjisi barındıran bir açı bu. Kova burcunda olması sizin için nispeten daha olumlu. Çünkü dost bir burçta meydana geliyor. 5. evinizde meydana geliyor. Sorumlulukların öne çıktığı, belki hani aşk hayatınız, romantik konular ya da yani çocuklarla ilgili alanlarda sınırlamalar, kısıtlamalar ya da sorumluluklarla biraz yüzleştiğiniz bir dönem. Ama bunları aşmak için de gerekli motivasyonlarınız var. Güç alabiliyorsunuz, destek alabiliyorsunuz. Bunları çözebilecek fikirleriniz var, yetenekleriniz var, tecrübeleriniz var. Bunları da değerlendirebileceğiniz bir dönemdesiniz. Ayın 5'inden sonra gezegeniniz Venüs Balık burcuna geçecek. Artık gerçekten biraz rahatlıyor Venüs. Çünkü haftalardır Oğlak burcunda, Kova burcunda ve burada sıkışmış bir haldeydi, zayıf olduğu pozisyonlardaydı. Şimdi 5'inden sonra Balık burcuna geçecek. Güçlendiği, daha iyi enerjiler ortaya çıkardığı, yüceldiği bir pozisyona geçecek. Kuşkusuz sizin de enerjinizi arttıracak, motivasyonunuzu arttıracak Venüs Balık burcunda. 15'inden itibaren ise Mars Balık burcuna geçiş yapacak sevgili teraziler. 12 Nisan'da yine çok önemli bir gezegen kombinasyonumuz var. Bu sefer Jüpiter ve Neptün Balık burcunda büyük kavuşum yapıyorlar. Bu iki gezegen 13 yılda bir burçta kavuşur. Ancak Balık burcundaki en son kavuşumu 1856 yılında olmuştu. Gezegen hareketlerinin önemliliği daha az rastlanmasıyla alakalıdır. Yani bir gezegen pozisyonu ne kadar ender oluyorsa o kadar güçlü ve tesirlidir ki bunları daha çok kolektif gezegenler yapar zaten. Kişisel olarak Jüpiter'le Neptün'ün kavuşumu sizin 6. evinizde olacak. Venüs'ün de ardından Mars'ın da Balık burcunda 6. evinize doğru ilerliyor olması 12'sinden sonraki süreç iyileşmeleri, enerjileri özellikle daha olumlu tesirleri diyelim 6. ev alanınıza getirmeye başlıyor. Burası çalışma koşullarınız, iş hayatınız, mesleğinizle ilgili konular, işte günlük hayatınız, rutinleriniz, genel sağlığınızla ilgili konulardır ve iyileşmeler, yardımlar bekleyebilirsiniz. Venüs burada çok güçlü. Şanslar daha çok sağlıkla ilgili alanlarda gelebilir. Güzellik, estetik, kişisel bakımınız mesela bu ay böyle
faaliyetlere zaman ayırabilir ve başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Evcil hayvanlarla ilgili güzel etkiler var. Hizmet aldığınız kişiler, yardıma ihtiyaç, mesela beraber çalıştığınız kişilerle ilişkilerinizin iyileşmesi, mesleki alanlarda ilhamlar almanız, yaratıcılığınızı daha iyi ortaya koymanız mümkün olabilir. Ayın 16'sında burcunuzda, terazi burcunda 26 derecede dolunay meydana gelecek. Bu dolunay sizi daha dikkat çekici hale getirebilir. Yaptığınız işlerle, davranışlarınızla, verdiğiniz kararlarla başkalarının da dikkatini çekebilir, görünür hale gelebilirsiniz. Yani bir başarı da getirebilir tabii ki bu dolunay size. Şifa da getirebilir bedensel anlamda ve güzellik, estetik anlamında da önemli dedik. Venüs'ten destek alıyorsunuz. İyileşmek istediğiniz alanlarda bir sağlık sorununuzu iyileştirebilirsiniz. Doğru ve etkili tedavileri bulabilirsiniz. Güzellik anlamında kişisel bakım, estetik, işte imaj değişimi, yani buralarda da çok bazı kararlar vermeniz, imaj değiştirmeniz, işte saçınızın modeli olabilir veya daha ciddi estetik bazı destekler olabilir. Bunları da rahatlıkla yapabileceğiniz ve olumlu da geri dönüşler alabileceğiniz bir dolunay aslında. İlişkilerinizle ilgili, kariyerinizle ilgili her alanda Plüto tesiri olduğu için etkili bir dolunay. Yani bu dolunayla beraber iş değişimleri, yer değişimleri, kariyer değişimleri, ilişkilerinizle paralel hayatta, hani kariyerinizde, toplumsal statünüzde olabilecek bazı dönüşümler olabilir. Yani bir işbirliği ile beraber mesela mesleki bazı gelişmeler olabilir. Yakın arkadaşlardan ya da tanıdığınız kişilerden fırsatlar, hani tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Evlilik, ayrılık gibi dinamiklerle beraber yer değişimi, taşınma, ev yuva kavramlarında da yine hayatınızda düzenlemeler söz konusu olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 26 derece ve yakınlarındaysa bu dolunayın sizin için çok daha güçlü, çok daha dönüştürücü etkiler getirmesini bekleyebiliriz. Ayın artık son ikinci yarısı, iki haftası bu dolunay tesirleriyle şekillenecek. Ayın 25'inden sonra gezegeniniz Venüs önce Neptün'e, ardından Jüpiter'e doğru kavuşuma doğru gidiyor. Bu olağanüstü bir ilham getirici bir açı. Gerçekten bu akış, hani bir yandan yaşam sevginizi arttırırken hayatınızdaki ilişkilerdeki duygusal paylaşımların, sevgi, şefkat, empati, hani bunların artması, romantik etkilerin artması mümkün. İlham duygusal alanlarda, hani manevi alanlarda da gelebilir, sanatsal yaratıcı alanlarda gelebilir, sezgileriniz güçleniyor. Bunları mesleki alanlarda da rahat ortaya çıkarabilirsiniz ve ilişkilerinizin iyileştirilmesi anlamında da daha rahat değerlendirebilirsiniz. 30 Nisan'da Boğa burcunda güneş tutulması meydana gelecek ve bu tutulma ile ay tamamlanıyor. Ama etkilerini daha çok Mayıs ayında ve yılın geri kalan 6 ayında aslında deneyimlemeye devam edeceğiz. Tutulmaların etkisi çok daha uzun sürelidir, daha etkili, daha kalıcıdır. Bu tutulma ile ilgili detaylı bir video hazırladım. Astrofoni Demet Bağatıcı YouTube kanalımda güneş tutulması videomuzu da izleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden